şöyle yazdırma varsa. Arkadaşlar, Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün montajını yaptığımız aracımız 2015 model Skoda Yeti. Takmış olduğumuz cihaz MyWay marka. Android 10.0 işletim sistemine sahip. Android multimedya cihazı. Cihazımız aracımıza tam uyumlu. Montaj yapılırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz. Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor. Bunun haricinde direksiyon kumandamızı çalışmaya devam ediyor. Kapı açık kapalı bilgilerimizi veriyor. Ayrıyeten geri vites kamerası taktık. Vitesimizi R konumuna aldığımız zaman hızlı bir şekilde geri vites kameramıza geçiyor. Park sensörü görüntümüzü de yine radar şeklinde sağ tarafta almaya devam ediyoruz. R'den çıktığımız zaman da nerede kaldıysak oradan çalıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi ben cihazımızın kısaca kullanımını anlatacağım size. Öncelikle navigasyondan başlayalım arkadaşlar. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum internet üzerinden kullanılan Yandex veyahut da bir benzeri Aygo navigasyon. Bunlar için internet bağlantısı yapmamıza gerekiyor. Kullanımı da çok basit. Sağ alt köşeye tıklıyoruz. Daha sonrasında arama bölümüne gideceğimiz yerin ismini veyahut da açık adresini yazıyoruz. Ve cihaz bizi hem sesli hem de görsel olarak istediğimiz yere götürüyor. Çıkmak istersek de buradan geri tuşuna basmamız yeterli. Bunun haricinde bir de internetsiz kullanılan Aygo navigasyon programları var. Müşterimiz onu tercih etmediği için kurmadık cihaza. Aygo'yu da buna kurup internetsiz kullanabiliriz arkadaşlar. Radyomuz var. Radyoda yine ileri geri frekans değiştirme, bunun haricinde ses açma kısmı, bunların hepsi sağlıklı çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi direksiyon üzerinden kayıt frekansları değiştirebiliyorum, ses açıp kısabiliyorum. Yine ileri geri frekans üzerinde tüm direksiyon kumanda tuşlarımız sağlıklı çalışmaya devam ediyor. Eğer herhangi bir kanalı hafızaya almak istersek, bulunmuş olduğumuz kanalı nereye hafızaya alacaksak, hafızaya alacağımız yerin üzerine bir iki saniye basılı tutuyoruz ve kanalımızı oraya hafızaya alıyor. İstersek yukarıda hızlı arama çubuğumuz da var. Bu çubuk üzerinden de hızlı bir şekilde kısa arama yapabiliriz. Ekran üzerinden de ileri geri manuel arama yapabiliyoruz. Ayrıyeten RDS özelliğimiz var, görmüş olduğunuz gibi. Hem yukarıda ortak noktada gösteriyor hem de hafızaya aldığımız yerde kanal bilgisini veriyor arkadaşlar. Tekrar geri geldik. Müzik bölümümüz var. Cihazın kendi ayrı hafızasına müzik atabiliriz. Bunun haricinde torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. Bu USB girişleri üzerinden de flash disk, kart disk bağlayıp bunların içindeki müzik ve videoları cihazdan oynatabiliyoruz arkadaşlar. Ekrandan parça atlatabilirim. Direksiyon kumandasından ileri geri parça atlatabiliyorum. Bulmuş olduğum parçalarda ileri geri sardırma yapabiliyorum arkadaşlar. İstersem liste görebilirim. Liste üzerinden yine parça seçimi yapabiliyorum. Geçişlerimiz gayet hızlı. Bu da cihazımızın gerçek 2 GB RAM olmasından kaynaklanıyor. Video bölümümüz var. Cihazımızın 1024x600 çözünürlüğü var. HD panel, aynı zamanda IPS ekran özelliği var. Gün ışığında da gayet net bir görüntü kalitemiz var. Yine aynı şekilde tuş takımından parça atlatma, ekran üzerinden dokunmatikten parça atlatma, yine direksiyon kumandasından parça atlatma, bunların hepsini çalıştırabiliyoruz. Direksiyon kumandasındaki ses açma kasma tuşumuz yine burada da aktif. Ekrandan sardırma da yapabiliyoruz arkadaşlar. Cihazımızda DSP özelliği var. 30 band equalizer'ımız var. İlk bölümümüz bas frekansları, daha sonrasında orta frekanslar, mid frekansları, en sonunda da yüksek frekanslar, TZ sesleri olarak geçiyor. Bunların ayarını yapabiliyoruz arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Tekrar geri geldim. Gürültü bölümüm var. Buradan yüksek frekans ve düşük frekansın kazanç ve frekans ayarlarını yapabiliyorum. Filtre bölümünden arkadaşlar LPF, HPF ayarlarını yapabiliriz. Eğer amfi bağlarsak basları, midleri ve tizlerin ayarlarını, frekans ayarlarını, kilohertz ve herz ayarlarını buradan yapabiliyoruz. VIP bölümümüz var. Burada hoparlör yoğunlaştırma yapabiliriz. 5 ayrı seçeneğimiz var. İstediğimiz bölgede hoparlörleri yoğunlaştırabiliyoruz. İstersek tam ortaya da alabiliriz arkadaşlar. Bir sonrakine geldik. Denge bölümümüz var. Burada 4 ayrı bölgede teker teker tüm hoparlörleri çalıştırabiliriz. Sağ alt köşeye tıkladığımız zaman da tam orta noktayı buluyor. Ayrıca bas ayarımız var. Bas ayarı eğer tesisat varsa arabamızda direkt subwoofer çıkışı var cihazımızın. Bu subwoofer çıkışı sayesinde arkadaki basın kazanç ayarı, frekans ayarı ve harmonik ayarını direkt buradan yapabiliyoruz. İstersek bası açıp kapatabiliyoruz abi arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. DSP bölümünden geri geldik.
Navigasyonu gösterdik. Radyo, video, müzik, bunların hepsi tamam. Tekrar bir geri geldik arkadaşlar. Bluetooth bölümümüz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliriz. İstersek rehber aktarabiliriz. Rehber aktarırsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliriz veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliriz. Bunun haricinde bir de Bluetooth müzik özelliğimiz var. Buraya bastığımız zaman da telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Ayarlar bölümümüz var. Burada en çok kullanacağımız internet bağlantısı. Ayarlar bölümünden ayarlar bölümüne girdik. Ağ ve interneti tıklıyoruz. Kablosuz etkinleştiriyoruz. Cihazımız ağarmaya başlıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklayıp şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra arkadaşlar burada YouTube'dan video seyredebiliriz. Google haritaları kullanabiliyoruz. Google Chrome'da gezinti yapabiliriz. Play Store'dan uygulama indirebiliyoruz. Buradaki uygulamalar haricinde Netflix, Spotify tarzı uygulamaları indirip cihaz üzerinde kullanabiliriz. Bir sonraki sayfamıza geçtik. İnternetini bağlamış olduğumuz telefonun ekranını yansıtabiliyoruz. Android ve iPhone olması fark etmiyor. Mobil TV özelliğimiz var. Bunun sayesinde 200'e yakın televizyon kanalı seyredebiliriz. YouTube'umuz var. YouTube'dan video seyredebiliriz. Aygo navigasyonumuz var. İnternetsiz kullanılan navigasyon programı demiştim arkadaşlar. Ona da girelim isterseniz gösterelim. Sağ alt köşeye tıklıyorum. Yeni rota diyorum. Gideceğim yerin açık adresini adres kısmına yazıyorum. Ve cihaz beni istediğim yere götürüyor. Çıkmak istersem de yine sağ alt köşeye tıklayıp buradan çıkış yapabilirim arkadaşlar. Ayrıca cihaz araç bilgilerini de görüyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi 8 litre yakıtımız var. Diş sıcaklık 36 derece. Akü voltajımız 13.6. Emniyet kemerimiz bağlı değil. El frenimiz çekik değil arkadaşlar. Şu an çektik. Bakın indirdim el frenini. Çektim. Direkt geldi. Cam suyumuzda sıkıntı yok. Devirimizi gösteriyor. Şu anda bakın sol alt köşede. Arabanın motoru kaç devirde çalışıyor. Eğer seyir halinde olsak kilometre hızımızı gösteriyor ve arabanın şu anki kilometre bilgisini veriyor. Bunların hepsini de sağlıklı görüyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi kapı açık kapalı bilgisini de alıyoruz. Cihazımız gerçekten arabamıza tam uyumlu, tuşlu, orijinal bir cihaz. Siz de arabanızda bu tarz bir multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emere Garaj'la iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini emeregaraj.com.tr sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.